Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevgili vizesinden bahsedeceğiz. Eğer bizim gibi durumdaysanız, uzak mesafe ilişkisi veyahut orada yaşayan birisi varsa veya hiç tanışmadıysanız ama Avrupa'ya da gitmek istiyorsunuz, Enes gibi yabancı bir eş istiyorsanız bu video aslında tam da sizlere göre. Sizlere arkadaşlar, sevgili vizesi ne işinize yarıyor, bunları anlatmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki koronadan dolayı bir sürü ülke sınırlarını kapattı ve giriş çok zor. Ama bu vize türüyle sevgililere aslında Avrupa Birliği bir kolaylık sağlamak istedi. Mesela ben sık sık Türkiye'ye gelebiliyorum, hiçbir sıkıntı yok. Eğer Enes Danimarka'ya gelmek isterse durumlar zorlaşıyor. Biliyorsunuz ki Türkiye'deki en büyük sorun vize almak. Ama bir sevgiliniz varsa bu iş kolaylaşıyor. 90 güne kadar vize hakkınız oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyor olabilirsiniz. 90 gün çok da bir şey değil. Yani 90 gün ne işime yarıyor diye olabilirsiniz ama 90 gün orada bir düzeninizi kurmak için ya da oradaki kişilerle konuşup iş ayarlamak için orada devam etmek için aslında size bir kapı açıyor, bir fırsat sunuyor. Ben normal Danimarka'ya gittiğimde normal vizeyle, turist vizesiyle sadece 11 günlük hak tanıdılar arkadaşlar. Evet. Ve bana kaç günlük gitmek istiyorsun, niye gidiyorsun diye 15 dakika boyunca bütün bilgileri sordular, amacımı sordular. Bu yüzden sevgili vizesi birazcık daha avantajlı geliyor bizlere. Giriş, çıkış, her şeyini kontrol etmek istiyor Avrupa'daki ülkeler. Sevgili vizesiyle uzun süreli gittiğinizde yapabileceğiniz şeyleri birazcık da size bağlı aslında. Zaten Enes'e biz vize aldığımızda Danimarka'ya geldiğinde en çok sorulan soru buydu. Sonrasında ne olacak? Sonrasındaki planınız ne? İlişkimiz de yeni olduğu için bizim o zamanki cevabımız sadece Danimarka'yı görüp ailemle tanışacak buydu. Ama daha uzun süre kalmanız mümkün. Bu ülkeler arasında çok cazip ülkeler var. Hollanda var, Almanya var. Şartlarını da hep birlikte inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın eğer videoyu beğenirseniz. Instagram'da bir hesabımız var, Enes ve Michel. İzlerseniz, orayı da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Orası çok daha güncel. İlk anlatmak istediğimiz arkadaşlar, sevgili vizesiyle gidilebilen ülke Almanya. Zaten bütün bu olayların da Almanya'da başladığını belirtelim. Sevgili vizesi iki şarttan oluşuyor arkadaşlar. Birinci şartımız, Almanya'da en az bir kere bulunduğunuzu, birlikte olduğunuzu kanıtlamanızı istiyorlar. Eğer bu şartı yerine getiremiyorsanız başka bir ülkede birlikte olduğunuzun kanıtını istiyorlar. Yani kısacası sizin birlikte olup bir kez bile olsa görüştüğünüzü görmek istiyorlar. Ki bu çok mantıklı. Eş eğer zaten Almanya'dan Türkiye'ye geliyorsa bu bile yeterli. İlla sizin Almanya'ya gitmiş olmanız gerekmiyor. İkinci şart Türkiye'de bile olsanız kabul ediliyor. Şimdi biliyorsunuz ki kısıtlamalar sürekli olarak değişiyor, kaldırılıyor. Çok fazla değişkenlik var. O yüzden bu videoyu çektiğimizde biz bilgi verdiğimizde siz sonradan izlersiniz. Birazcık kafa karışıklığı olabilir. Sizin bu vizeyi aldıktan sonra karantina var mı yok mu ya da aşı zorunluluğu var mı yok mu bir bakmanız gerekiyor. Bunu nereden ulaşabilirsiniz? Konsoloslukları arayabilirsiniz. Pegasus'tan mesela uçacaksanız Pegasus'a ulaşıp da sorabilirsiniz. Şartlar sürekli değiştiği için biz bir bilgi vermek istemiyoruz bu konuda. Ama Covid ile alakalı olduğu için ve zaten giriş çıkışlarda sorun olduğu için sevgili vizesini aldıysanız bir ilk başta Almanya'ya gidiyorsanız oranın kurallarını bilmekte fayda var. Mesela arkadaşlar benim bir tane arkadaşım Danimarka'da yaşıyor ama kendisi kendi ülkesine uçacaktı. Danimarka'da hiçbir maske zorunluluğu, hiçbir sıkıntı, hiçbir şey yok. Ama birden uçağa binerken maske takması gerekiyordu mesela. Yani böyle değişik kurallar olabilir. Evet, olabiliyor. Almanya sevgili vizesi için arkadaşlar 3 tane evrak istiyor aslında. Almanya'da ikamet eden sevgilinizin size bir davetiye yollaması gerekiyor. Bu birinci şart. İkinci şartımız ise arkadaşlar ilişkinin var olduğuna dair ortak bir beyan istiyorlar. Aynı evlilikte olduğu gibi onlar da sevgili için istiyorlar ortak alınmış bir imzalı kağıt. Üçüncü ve son madde ise birlikte olduğunuz yerin pasaport damgası, pulu ya da uçak biletleri, bunları kanıtladığınızda vizeniz kısa sürede çıkıyor ve 90 günlük bir vize alma hakkınız bulunuyor. Aynı şeyleri yaptığınızı görmek istiyorlar arkadaşlar. Bana da sormuşlardı Danimarka'ya gidiyorken birlikte çekindiğiniz fotoğraflar, birlikte yaptığınız etkinlikler ya da seyahatleriniz, her şeyi göstermeniz daha iyi olur sizin için diye söylüyorlar. Bunları gösterdiğinizde zaten vize direkt olarak çıkıyor. Peki biz bu videoda nelerden bahsetmek istiyoruz? Yani bu konu ana olarak nereye geliyor? Biliyorsunuz ki çalışma izni gerçekten çok zor alınan bir şey. Ve eğer sevgiliniz var ise çok kolay bir şekilde hayatınızı aslında daha kolay vize alarak kurabiliyorsunuz orada.
Eğer oraya giderseniz hiçbir vasfınız yoksa mesela üniversite okumadıysanız pizzacılara tek tek sorun. Tabii ki hepsi iyi niyetli değil, bunu biz de biliyoruz. Ama şanssızı denemekte fayda var diye düşünüyoruz. Peki benim hiçbir sevgilim yok diyorsanız arkadaşlar biz de internetten tanıştık zaten. Yani olabiliyor böyle şeyler, imkansız değil. Biz de bence bunun çok büyük bir örneğiyiz. Biz bilmeyenler için uzak mesafe ilişkisi yaşadık. Bu süreci herkes yapamıyor ama biz bence çok iyi bir örneğiz. Çoğu insan yorumlara mesela yazıyor ya siz umut veriyorsunuz. Hayır, umut vermiyoruz. Biz bir örneğiz. Evet. Yani Enes de geldi Danimarka'ya. Bu vizelerden biz de yararlandık. Bu yüzden bu da bir örnek olarak anlatalım. Şöyle, şartlardan birini karşılayamıyorum diyorsanız arkadaşlar, orada hiç bulunmadığımı göstermediğimde nasıl gidebilirim? İnternetten tanıştığınız kişiyi önce Türkiye'ye çağırırsınız, evet, ve birlikte yaptığınız şeyleri gösterdiğinizde, evet, Alman hükümetini kandırmış olmuyorsunuz aslında. Onların istedikleri yönden ilerlemiş oluyorsunuz. Evet. Bu da sizin avantajınız oluyor. Buradan sonra birlikte Almanya'ya dönüp orada bir iş bulmanız daha da kolaylaşıyor. Biz zaten videoları çoğunu oraya taşınmanız ve iş bulmanız için çekiyoruz. Yani sevgili olup 90 gün orada dolaşıp geri dönmek, evet, amaç değil bu videolar. Biz daha çok açık kapıları aramaya veya böyle nasıl gidebilirim sorularının cevaplarını bulmaya çalışıyoruz sizler için. Ki zaten bizim olayımızda da öyle oldu. Normalde eğer ben Danimarka'da olsaydım, Enes Türkiye'de olsaydı ben Türkiye'ye gelirdim ama ben zaten Türkiye'deydim. Danimarka'ya gittiğim gün Enes'le görüştüm. Yani öyle bir aceleyle oldu. O yüzden mümkün böyle şeyler. Gelelim ikinci ülkemize o zaman. Aynı zamanda arkadaşlar sevgili vizesine Avrupa Birliği'nden katılmış 7 ülke var. İstiyorsanız bunlara bir bakalım. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Norveç, İsviçre, Hollanda ve Finlandiya arkadaşlar sevgili vizesiyle gidebileceğiniz ülkeler arasında Avrupa Birliği'ndeki. Mesela Hollanda'dan bahsetmek istiyoruz şimdi sizlere birazcık. Çünkü bazılarında farklı şartlar olabiliyor. Farklı şartları birazcık bahsedelim. Hollanda'da eğer sevgili vizesi almak istiyorsanız en az 3 aylık bir ilişkinizin var olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aynı zamanda el yazısıyla bir beyanname olması da gerekiyor. Yani çiftlerin imzalayıp, aynı evlilik gibi imzalayıp ilişkilerinin gerçek olduğunu göstermeleri gerekiyor. Yani bu yöntemlerle arkadaşlar çok fazla yurt dışına gidenler olduğu için, sadece Türkiye'den değil başka ülkelerden de olduğu için onlar da bir önlem alma tarafındalar. O yüzden böyle imzalı belgeler oluyor, fotoğraflar oluyor, uçak biletleri, yani daha resmi kağıtlar aslında daha çok güven veriyor. Yine bütün olay güven etrafında toplanıyor arkadaşlar Avrupa'ya giderken. O yüzden imzalı belgeler istiyorlar. Bunu da belirtelim sizlere. Sevgilin vizesini çıktığı süreçte, yani hala çıkmadıysa, sizi arayıp soru sorabiliyorlar. Buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Mesela Enes'in kardeşinin yaşını biz belki çok konuşmayıp aramızda çok mesafe olsaydı, ikimizin de işi gücü çok yoğun olsaydı, buna cevap vermeyip kafada soru işareti barındırabilirdim. Sonuçta eğer birbirlerini çiftler tanımıyorsa demek ki ilişkileri o kadar da iyi değil. Ayrıca bu vize türünü kötüye kullanan insanlar elbette ki vardır. O yüzden bu sorulara hazırlıklı olmanızı da öneriyoruz. Aile bireylerinin isimlerine kadar soruluyor arkadaşlar. Evet. O yüzden bunlara çalışmak gerekiyor. Sınav gibi düşünebilirsiniz bunu. Zaten öyle bir vize almanın onlar için de, alan kişi için de kolay olmaması çok normal. Çünkü ülke değiştiriliyor, yani basit bir şey değil. Zaten biliyorsunuz ki videonun başında söyledik, Türkler için vize almak çok zor. Ben kendim hiçbir yere hiçbir vize almadığım için bu zorluğu mesela çok bilmiyorum. Danimarka vatandaşı olan birisi olarak da o yüzden bu süreç çok sancılı olabiliyor. Bu yine dediğimiz gibi kolay bir şekilde alınabiliyor. Gelelim Danimarka'ya arkadaşlar. Danimarka her zaman olduğu gibi şartları daha da zorlaştırıyor. Diyor ki ben üstüne bir şey daha ekliyorum diye arkadaşlar. Süre daha uzun olsun. Danimarka'ya girmek o kadar kolay değil. Her videoya bir tane bilgi ekliyorum arkadaşlar. Buna da bir tane bilgi ekleyeyim. Danimarka Avrupa'daki en az göçmen kabul eden ülke. Bir senede sadece 1000 kişi alıyorlar. Bence seçilmiş kişiler olabilir bu 1000 kişi. O kadar az ki Danimarka kendi vatandaşlarını ülkeye alırken bile soru soracak neredeyse. O kadar zorlaştırıyor işleri. Hatta şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Enes ve ben evlensek ben bile dil testine tabi tutuluyorum. Yani bunda daha fazla söylemeyecek bir şey. Yani kendi ülkemde böyle bir şey olsa, beni Türkçe sınavına soksalar sadece yabancı bir vatandaşla evliyimde, ben garip bakardım yani. Çünkü evet, Danimarka'nın bu kadar şartları zorlaştırması, aynı zamanda 8 yıl boyunca arkadaşlar Danimarka'da kaldığınızda vatandaşlığı veriyor. O kadar zor ki insan zaten Danimarka vatandaşlığına soğuyor bence, istemiyor. Ama tabii en güçlü pasaportlar ondan bir tanesi hakkını veriyor. Sıralamaya girince öyle oluyor. Danimarka'da en az 6 aylık bir ilişki göstermeniz gerekiyor. Biz zaten 5,5 seneyle bunu bayağı bir, evet, aralıyoruz. Ama
Şunu da söyleyelim, Danimarka gerçekten çok zor. Danimarkalı kız, erkek bulmayın diyormuşum. Danimarka'ya gelecekseniz bunları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bir örnek vermek gerekirse arkadaşlar, İngiltere bu sevgili vizesini kabul etmiyor. De facto vizesi diye bir vize türü çıkartıyor. Kendi şartlarını kendi koyuyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde olan ülkelerin şartları birbirine çok benziyor. Yine başka bir örnek verecek olursak, İsveç bu uygulamada yok. Yani belli ülkelerden sınırlı şekilde 7 tane ülke saydık. O 7 ülkeden bir sevgili bulmanız gerekiyor. Ama İsveç'te de bence tabii ki yine zorlaştı yine şartlar. Ama evlilik konusuna geldiğinde daha kolay. Aynı zamanda zaten Sambo diye bir vize türü olduğu için belki bu uygulamaya girmemişler. Kendilerine özel. Evet, kendilerine özel. Ayrıca benim bir sürü arkadaşım İsveç'te Malmö'de evlenip sonra Danimarka'ya geçiyorlar. İsveç bu konuda birazcık daha farklı. Bu saydığımız 7 ülkede böyle bir vize türünün olmasının sebebi Covid salgınlarından dolayı partnerlerin ayrı kalması. Şimdi ilk yasaklar geldiğinde biz o zamanlar Türkiye'deydik ama ben o zaman Danimarka'da olsaydım ve Enes burada olsaydı birazcık bize zorluk yaşayabilirdik. Mesela arkadaşlar 3-4 ay sınırların kapalı olduğu bir zaman olmadı diye hatırlıyorum. Ama partnerler için böyle uzun süreçler yıkıcı olabiliyor. Bazıları da mesela çalışıyor, çalıştığı için gelemiyor. Bizde hiç böyle bir problemler olmadı. O yüzden ben sık sık Türkiye'ye 3-4 ayda bir geldim ve böyle bir sıkıntı koronada biz yaşamadık. Ama korona sebebiyle böyle bir kolaylık çıkartmak istemişler. Başka vize türleriyle arkadaşlar, yurt dışındaki ülkelere nasıl gidebilirim diye soruyorsanız Avrupa Birliği'ne ya da Kanada, Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda neresi olduğu önemli değil. Nasıl gidebilirim yeter ki vize türlerini çekin diyorsanız yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Ülkelerin vize türlerini ve güncel haberlerini sürekli inceliyoruz, ilgileniyoruz ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Instagram'da daha kısa sürede anlatıyoruz bunları. Instagram'daki Enes ve Michel kanalını takip ederek daha güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Buraya da videoların detaylı bilgilerini vererek ve şartlarını anlatarak devam etmek istiyoruz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuz ne olsun aşağıya yazarsanız bizler de okuyup onlara göre derleme yapabiliriz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.